Hayatım Otomobil'den herkese merhaba. Bugün karşımızda artık eski dostum diyeceğim neredeyse Chery modellerinden bir tanesi var. Çünkü artık Chery de hayatımıza bir şekilde girdi ve oldukça fazla görmeye başladık. Neredeyse her sokakta bir tane Chery var diyebiliriz. Peki bugün niye Tiggo 7 Pro ile birlikteyiz? Çünkü artık donanım değişti ve 2024'te oldukça lükse yakın bir donanımla Türkiye'ye gelmeye başladı. Dışında çok fazla değişiklik yok. Daha çok içinde ve teknolojide değişiklikler var. Ama yine de biz dışından biraz bahsedelim. Belki daha önceki videolarımı seyretmemiş olanlar vardır. Biz yine yukarıya bir önceki Tiggo 7 videomuzda yukarı bırakalım. Evet, Pajero benim çok hoşuma gidiyor. Sanki bir Amerikan otomobili veya lüks bir Japon otomobili hissi veriyor. Farlar ufak ama bence gösterişli ve burada gündüz farları bulunuyor. Otomobilin baktığınızda oldukça heybetli olduğunu görüyorsunuz. İçeri girdiğinizde de bu heybet size kendini gösteriyor. Ama dışı gerçekten iri bir CSU, onu diyebiliriz. Yandan baktığımızda hatlarının düz olduğunu görüyoruz. Şık bir tasarım var. Bu donanımda, avantgard donanımda bu jantlar özel geliyor. Bu otomobile birlikte ilk defa bir lastik markası gördüm. Atlas diye bir marka. Ben ilk defa duyduğum için hani çok bir yorum yapamayacağım bununla ilgili. Ama bu otomobili uygun fiyatlı satmak için Chery elinden geleni yapıyor diyebiliriz. Arkaya baktığımızda da arkada çok değişiklik yok. Daha çok dediğim gibi otomobilin içinde. Hadi o zaman içine geçelim ve içinden detaylara bakalım. Merhaba Chery. Dinliyorum. Camları açar mısın? Açılıyor. Merhaba Chery. Buyurun. Tüm camları açar mısın? Açılıyor. Merhaba Chery. Evet, buradayım. Tüm camları kapatır mısın? Peki, kapalı. Chery Tiggo 7 Pro ve Avantgard donanımı. Bu yeni donanım oldukça başarılı çünkü bir önceki versiyonda mesela eleştirdiğimiz bazı detaylar vardı. Mesela onda kontak anahtarının uzaktan çalışma yoktu. Mesela bu 8'de olan bir özellikti. 7'de yoktu ama artık Avantgard donanımı birlikte ona da geldi. Yani bu sadece başlangıç diyelim. Daha önce iki ekran vardı farklı. Şimdi tek ekran yapılmış. Onun birazdan ölçülerini söylerim. Ben şimdi gel bir anlatayım. Direksiyon değişmemiş ama komple kokpit değişmiş. Bunu da nerede anlıyoruz? Ekranlardan değil. Buradaki mesela göstergelerin yerleri değişmiş. Burada da tek parça bir gösterge yapılmış. Daha önce parça parçaydı. Burada aynı şekilde burası da değişmiş. Yani Avantgard donanımı aslında bir nevi otomobile makyaj gibi olmuş diyebilirim yani. Bu bir önceki aldığımızda neredeyse Avantgard donanımın alakası yok. Evet, Chery bir şekilde Türkiye'de tuttu. Çünkü hem ekonomik hem de havalı bir yapısı var. Tasarımından dolayı da insanların dikkatini çekiyor. Mesela bizi otomobil almak isteyen birçok insan arar. İşte şunu mu yapalım, bunu mu bulamadım, şunu alalım diye. Genelde sorulan sorulardan şöyle diyeyim, yarısı artık Chery alınır mı? Sen ne düşünüyorsun diye sorularına maruz kalıyoruz. Bu da demek ki markanın artık Türkiye'de geçerekçi olduğunu gösteriyor. Zaten satışlarından da belli. Yani artık dışında dediğim gibi neredeyse her sokakta bir tane Chery görebiliyoruz. Hatta benim oturduğum yerde 3-4 tane Chery oldu bile. Zamanında yani zamanlamayı çok iyi tuttururlar. Mesela kimsenin otomobili getiremediği zamanda Chery bayağı bir otomobil soktu Türkiye'ye. Ve satış rakamları bu da etkili oldu. O yüzden de bence bir avantaj sağladı. Çünkü en iyi reklam sokakta yapılan reklam. Yani ne kadar çok aynı model görürseniz insanlar ona göre tepki gösteriyor. Chery Tiggo 7 Avantgard donanımında dediğim gibi burada artık farklı bir ön taraf var. Burada orta konsolda şurası da değişmiş, tuşlar değişmiş. Burada burası da komple farklı. Mesela daha önce burada bir telefon şarj yeri vardı. Bardaklık burada içerideydi. Buralar falan böyle biraz farklıydı. Artık telefon şarj yeri buraya alınmış ve
ısınmayı önleyecek bir şekilde konulmuş. Vitesin arkasındaki butonlar da değişmiş. Yani otomobilde artık daha farklı bir dizayn var diyebiliriz bu taraflarda. Evet, yani ele rahat oturan direksiyonu vardı. Aynı direksiyonu devam etmişler. O yönden bir değişiklik yapılmamış. Burada da bir değişiklik görülmüyor. Koltukların üzerine burada Chery logosu gelmiş. Normalde bu yoktu. Onun dışında koltukta ısıtma ve soğutma özelliği var sürücü koltuğunda ve yolcu koltuğunda. Sürücü ve yolcu koltuğu elektrikli. Sürücü koltuğunda hafıza da artık var. Yani bu da artan donanımlardan biri diyebiliriz. Yani bu konuda da Chery hakkını vermiş. Evet, ekrandan bahsetmiştim. 24.6 inçlik bir ekran var burada. Yine daha önceki Chery Tiggo 7'de olduğu gibi bu tarafta multimedya ekranı, burada da göstergeler var. Göstergeler yine çok rahat okunur şekilde. O bir öncekindeki farklılık, yani farklı yapı biraz daha böyle artık klasiğe dönmüş. Yani daha böyle Avrupa otomobilleri gibi gösterge paneli kullanmış. Bu da oldukça güzel. Avantgarde donanımda bir farklılık da Sony müzik sistemi kullanılıyor. Bu müzik sistemi de oldukça başarılı. Yani bir Çinli otomobilden beklenmeyecek detaylar artık Chery Tiggo 7 Avantgarde'da bize sunuluyor. Artık hani şu gözle bakmak lazım. Global bir pazarda olduğu için Chery rakiplerine bir şekilde başa baş mücadele etmek için bunları yapmak zorunda kaldı. Ve iyi de yapıyor. Yani hala uygun fiyata satıyor. Ve tüketiciyi bir şekilde kendine çekiyor. Tiggo 7 Pro'nun bir önceki kullandığımda mesela beğendiğim özellikleri vardı. Sesli İngilizce komut vardı. Türkçe yoktu. Artık Avantgarde donanımda Türkçe var. Mesela onda Hello Chery diyordunuz. Bunda ise Merhaba Chery. Eve buradayım. Ambiyans ışıklarını kapatır mısın? Tamam, ambiyans ışığı kapatılıyor. Merhaba Chery. Buyurun. Camları açar mısın? Peki, açık. Merhaba Chery. Biliyorum. Arka camları açar mısın? Açılıyor. Böyle arka camlar, ön camlar diye ayırabiliyorsunuz. Merhaba Chery. Evet, buradayım. Camları kapatır mısın? Peki, kapalı. Mesela camları deyince kendi camı kapattı. Hey! Hep ağız alışkanlığı. Merhaba Chery. Evet, buradayım. Arka camları kapatır mısın? Arka sıra camını kapatıyorum. Tabii Türkçesi hani bir Avrupa otomobiller gibi değil ama yavaş yavaş onu öğrenecektir. Çünkü tabii Türkçe öğrenmek kolay değil, hele ki bir Çinli için. Onun için yavaş yavaş. Yani daha önce İngilizceydi bu şeyler. Artık Türkçe komutlar alabiliyor. Bazen arada İngilizce konuştuğu da oluyor ama ağırlıklı Türkçesi cevap veriyor. Burada çok güzel bir sembol var. Bu sembol şu an mesela kulaklarını kapattı. Yapay zeka işareti. Beni dinlemiyor. Kulaklığından müzik dinliyor. Ben ona ne zaman merhaba Chery dersem eve buradayım. Kulaklık çıkıyor. Eve buradayım diyor. T'si yok ama olsun. Dediğim gibi zamanla o T'yi de öğrenecektir. Üzgünüm. Tekrar dener misiniz? Klimayı kapatır mısın? Anladım. Klimayı kapatıyorum. Evet, böyle. O biraz sıcak oldu. Merhaba Chery. Evet, buradayım. Klimayı açar mısın? Anladım. Klimayı açıyorum. Mercedes'te teşekkür edince rica ederim diyordu. Bakalım da öyle bir şey var mı? Merhaba Chery. Evet, buradayım. Teşekkürler. Rica ederim. Oo. Evet. Rica etmedi, öğrenmiş. Tabii kibar olmak lazım yapay zekada olsa. Yani bunlar sürüş anında size ne tür avantajlar sağlıyor? En başta sürüş anında size mesela birçok yapacağınız işlemi söyleyerek yaptırdığınızda hem vakit kazandırıyor hem de dikkatiniz dağılmıyor. Bu yönden bence bu sesli sistemler artık otomobillerde olması gereken sistemlerden bir tanesi. Evet, yine N95 filtre var klimada. Bu da özellikle böyle İstanbul gibi çok tozlu ve kil havalı bir yerde yaşıyorsanız bence bir otomobilde bu da olması gereken özelliklerden biri artık. Çünkü gerçekten yani otomobilin içinde
toz görüyorsunuz artık yani bildiğiniz toz. Yani yolda giderken artık klimanın kurtarabildiği kadar veya camlarınız açıksa anında toz oluyor otomobil için. Yani dışarıda acayip toz var şu sıralar. Onun için bence bu N95 filtre güzel bir seçenek. Evet, Avangard donanımında oldukça fazla özellikler var demiştik. Mesela şu sürekli motosikletle gelip çevrelere yaklaşıp dörtlü yaktırmaya otomobillerini. Mesela bunda yok. Ondan beri bir sürü insan gelip arkam bunu deniyor. Ya ne zevk alıyorsunuz bundan anlamıyorum. Yani çok mu keyifli yani o insana bu içeride sıkıntı yaşatmak, bu güvenlik sistemi sonuçta. Ve insanların dikkatini dağıtıyorsunuz. Bence arkadaşlar yani bunu yapmayın. Yani bu bir özellikse bunu illa kötü anlamda değil de böyle gerçekten o kişinin işliğe neye yarayacağı anlamda kullanmasına yardımcı olsanız daha iyi olur bence. Evet, burada yine dikiz aynasının dış bükü olduğunu görüyoruz. Arkadaki nesneler biraz küçülüyor. Mesela onun için burada 360 kamera var. Bu 360 kamera daha önce kullandığım modelde de vardı. 360 kamerayı daha önce de deneyimlemiştik. Chery modellerinde. Oldukça başarılı. Yani özellikle mesela dar yerde park ettiğinizde çok rahat sizi gösterip çıkartabiliyor. Bu konuda yardımcı oluyor. Genel olarak ben Chery ailesindeki tüm versiyonları sevmiştim. Tiggo 7 Pro biraz daha böyle hani bana hitap eden bir model. Çünkü ne çok büyük ne çok küçük. C segmenti bir SUV her zaman bu konularda severim. Onun dışında teknik özelliklere baktığımızda bir öncekinde motor olarak değişiklik olmadığını görüyoruz. Hatta 3 versiyonda da 1.6 motor kullanılıyor benzinli. O konuda bir değişikliğe gidilmemiş. Tiggo 7 Pro Avangard'da 1.6 turbo beslemeli bir benzinli motor bulunuyor. 1598 cc hacme sahip. 183 beygir gücü. 5500 devir dakikada veriyor. 275 Nm torku var. Bunu da 2000 devir dakikada veriyor. Otomobilin 0'dan 100'e çıkış süresi 9.2 saniye. 200 km'de maksimum hızı var. Ortalama yakıt tüketimine baktığımızda ise 100 km'de 7.5 litre olarak gösteriliyor. Ben bunu daha önce de yakalayamadım. Yakalayabileni de çok görmedim. Çünkü biraz otomobil değerlerinin üzerinde yakıt tüketimi sunuyor. O yüzden de mesela çok Chery kullanıcısının otomobile LPG taktırdığını veya nasıl LPG taktırırım diye bize sorduğunu duyuyoruz. Evet, yani yakıt tüketimi göreceli bir kavram diyebilirim. Kime göre çok, kime göre az, ama bana göre biraz sanki değerlerin üzerinde bir yakıt tüketimi sunuyor. Bu da artık hani bu tür motorlarda belki de biz alışık yaptık hibritlere, ondan sonra böyle biraz daha az yakan otomobillere, onun için belki bize yüksek kalıyor. Ama performans olarak da mesela hani ne zamandır böyle sadece turbo motorlu benzinli otomobil çok fazla kullanmadık. Mesela gaza bastığımda ben o tepkiyi ilk başta yavaş buldum. Sonra düşündüm. Evet, bir hani hibrit veya başka elektrik destekleri yok. O yüzden de yavaş kalması da normal. Çünkü daha önce zaten kullandığımız otomobiller böyleydi. Biraz bizim gaza basma alışkanlıklarımız değişti. O yüzden de bunu da normal görüyorum. Evet, Avangard donanımı gerçekten Tiggo 7 Pro'da çok işe yaramış. Bence olması gereken donanımlar eklenmiş. Bir nevi makyaj gibi olmuş. Dışında çok fazla kendi belli etmese de içinde ve teknolojilerinde bunu çok rahat belli ediyor. Uzaktan kumanda, yine uzaktan çalıştırma özelliğin gelmesi de güzel bir özellik. Çünkü siz evden çıkmadan otomobili çalıştırıp kliması açıksa istediğiniz seviyeye gelmesini sağlayıp aşağı indiğinizde çok rahat istediğiniz sıcaklıkta veya serinlikte otomobile binebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Ben daha önceki Chery'lerde olduğu gibi Tiggo 7 Pro Avangard donanımını beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Umarım siz de videomuzu beğenirsiniz. Hatta yorum da yapıp da beğeni tuşuna basarsanız sevinirim. Bir de tabii eğer abone değilseniz abone olursanız da mutlu olurum. Başka testlerde görüşmek üzere.